Arkadaşlar herkese merhabalar. Yük boşaltmak için tarlaya geldik. Zengen'in bir köyündeyiz. Yani Aksaray civarındayız. Fide getirdik. Domates ve biber fidesi. Yükümüzü boşalttık. Çıkıyoruz, gidiyoruz. Buradan muhtemelen Aksaray'a geçeceğiz. Oradan bir yükleme yapacağız, yük bakacağız. Duruma göre değişiklik gösterebilir. Şuradan ana yola vardım mı arayıp onun detayını öğreneceğim. Nereye gideceğiz, ne yapacağız diye. Diyeceksiniz ki sen hiç düzgün bir yoldan gitmez misin? Benim şansıma hep böyle denk geliyor. Bir gün ormanın içindeyim, bir gün tarladayım. Hafif yükle giriyorum ama ağır yükle tarlaya girmeyi çıkmayı sevmiyorum. Ne bileyim, tarladan gelip bir karpuzdur, domatestir, sebze yüklemesini sevmiyorum. Mümkün olunca da nasip olmuyor zaten o tür yükler bana. Ama böyle hafif yük, fide olsun. Ne bileyim, köpük oluyor, bir yol köpük getiriyoruz bazen. Bunlarla giriyoruz. Ama o, ileride çocuklar oturuyor, toz tutmayalım fazla, duralım. Arkamızda toz bulutu var, insanları toz içinde bırakmayalım. Sövmesinler. Devalı işçilerin çocukları. Tarımda hayatı böyle. Bunları geçtikten sonra gene çökeceğiz, toz tutacağız. Mesela sağ taraf ekili fakat sol taraf henüz ekilmemiş. Hayatın her anındayız. Çiftçinin de yükünü çekiyoruz. Tekstilcinin de yükünü çekiyoruz. Girip çıkmadığımız yeri yok. Şu tırların bu tür yollara girmemesi gerekiyor normal şartlarda. Yani bunlar asfalt araçları. Asfaltın dışına çıkmaması lazım. Buraya en yakın asfalt noktaya durup oradan gelip traktörle bu yükü almaları lazım. Ama işte adrese teslim istiyorlar illaki. Normalde iki noktaya indirecektik. Bu indirdiğimiz yer güzel ama diğer yer buraya 15 kilometre mesafede, yolu çok bozuk dedi. Dedim abi o zaman gitmezsek daha iyi olur. Yani madem yol bozuk, arabamıza dedim eziyet etmeyik. Sağ olsunlar indirdiler buraya. Ha yok deselerdi, illa oraya gidecek deselerdi mecbur gitmek zorunda kalacaktık. Ama gitmedik, kurtardık. Asfaltta herkes sürer. Önemli olan bu tür yollarda sürebilir. Antalya'dan Mersin'den Antalya'ya gelmiştik. Bunları parça parça mı atarım? Bu video muhtemelen kısa olacağı için bunu daha önce atarım. Mersin'den Antalya'ya kolayla geldik. Antalya'dan işte fide yükledik. Sabah bir kısmını Ereğli'ye bıraktık. Kalanını da buraya getirdik. İki noktaya geldik. Şimdi işte buradan şuradan döndükten sonra 1,5 kilometre kadar sonra şey var. Asfalta geleceğiz. Asfalt yolu. Telefon görüşmesini öyle aslında şu anda da yapabilirim ya. Hiç beklemeye gerek yok. Yol zaten boş. Kural ihlali yapmamış oluruz yani bu telefonu kullanırsak. Valla üstüm başım yırtık. İş kıyafeti. Onu da artık görmezden gelirsiniz. Aha. Patronumun telefonu kapalı. Ortağı arayalım. Bu da başkasıyla görüşüyor. Burası önceki paylaştığım orman yoluna göre nispeten geniş. Babacığım
Benim abimin telefonu kapalı yakınlarında mı acaba? Ya zengenle boşalttım arabayı. Var mı iş güç? Ne yapacağız onu sormak istedim abi. Tamam, zengende boşum ben. Tamam. Dozu dumana kattı gitti Ford'la. Yani neyse ki camlarımız kapalı, klimamız açık. Yoksa çok sağlam böyle akla hayale sığmayacak küfürlerim vardı sunabileceğim. Kısa bir video oldu bu, tahminen 5-6 belki 10 dakikayı zorlar. Göründüğü üzere oradan geliyor. Yani dayıcım bekle, biz gelelim şu remorku geçelim, sen ondan sonra hareket et. Sen orada duruyorsun diye ben remorka göre şeride yerleşiyorum, şekil alıyorum. Genelde bu tür yollardan şeyler çıkar. Traktörler atlarıyorlar, biz tırla atlayacağız şimdi. Çok uzakta dur. O zaman çıkar petrol evine varız. Dördük. Evet. Tarla maceramız böyle bitti. İlerideki petrole gireceğiz. Haber gelene kadar orada bekleyeceğiz. Haber geldi mi de ona göre hareket edeceğiz. Kapıdan bu çekip bir sürü olursam tarla. Ama o da ters olur. Yerinde şimdi hani akaryakıt falan almadan işgal etmek de istemiyorum. Ayıp oluyor ister istemez benim motoda. Şuradan onu çekelim. Orada duralım. En mantıklısı o. Ha, bir şey demezler, itiraz etmezler de durmamıza. Olsun. Şurada yani uzun süre bekleyecek olsak yemeğe kadar buradan yeriz. Ben sabah kahvaltısı yapmadım. Saat 15.58. 6'dan beri yoldayız. Yani 8 saat olmuş, daha kahvaltı yapmadık. Bu da böyle bir hayat. Evet arkadaşlar, videomuz bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi unutmayın. Daha iyi videolar sizin desteğinizle olacak. Her etkileşim bizler için bir artı demek. Kendimizi geliştirmemiz demek. Kendinize iyi bakın. Hepinize iyi günler, iyi seyirler. Görüşmek üzere.